Gençler selamlar. Ben SML hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. TYT ilk 12 soru kampı ve limit türev integral soru kampı artı bir de bunun yanında haftada bir 40 soruda bir konu soru kampları yapıyoruz sevgili gençler. Biliyorsunuz tüm konu anlatımlarımızı bitirdik. Deneme olarak da rejenerasyon ve reaksiyon denemelerinin çözümlerini kanalımızda yayınlıyoruz. Şimdi bunun yanında bir de soru çözmeden olmaz tabi. Sorularımızı sevgili gençler özenle seçtim. Senin için seçtim. 10 numara fevkaladenin fevkinde sorular. Yani böyle muazzam sorular. Eski Türkçe konuştuk biraz ama olsun. Güzel sorular, beğeneceğin sorular, karşına çıkabilecek sorular sınavda haberin olsun. PDF'lerin kalitesi yine zaten akıyor. Ona diyecek bir şey yok. Şöyle uzaktan baktığım zaman PDF'lerimizde bunlar. Zaten ben sana PDF'leri paylaştım. Çıktısını alabilirsin. Ücretsiz bir biçimde drive linkini paylaşmıştım ben sana. Şimdi bu ilk 12 soru kampı ve limit türev integral soru kampı eğer beğenilirse, rağbet görürse, ki rağbet görürseden kastım videolar izlenirse, izlenme oranı yüksek olursa tabii ki bu. Ama bu da yanlış anlaşılmasın, izlenmeler çok olsun da ben de işte buradan ufak tefek bir şeyler kazanayım tarzında bir şey değil. İzlenmeler çok olursa demek ki bu senin faydana, ben bunu anlıyorum artık buradan. Çünkü bir video serisi çok izleniyorsa öğrenciler o seriyi beğenmiştir. Demek ki faydalı buluyorlardır anlamında düşünüyorum tabii ki. İlk 12 soru kampımızın sevgili gençler artık birincisiyle bu videoyla başlıyoruz. İnşallah videoyu beğenirsin. Kanala da abone değilsen abone de olursun umarım. Şimdi sorularımız bahsetmiştik ya, iyi sorular, güzel sorular, seni geliştirecek sorular, sınavda da karşına çıkabilecek sorular, haberin olsun. Ben de sana bunları burada güzel güzel çözmeye çalışacağım. Sen de evinde ister önceden çöz, daha sonrasında yapamadıkların için videoya gel. İstersen PDF'lerini hazırla ve benimle beraber videoda çalış, videoda çöz. İstediğini yapabilirsin yani, orası sana kalmış. Nasıl çalışacağını da ben sana söylemeyeyim. Herkesin bir taktiği vardır sonuçta, değil mi? Şimdi TYT kampı dedik. TYT kampımızın bir numarasındayız sevgili gençler. Kamp No. 1 diye siz de oraya not alabilirsiniz. İlk sorumuz da şöyle, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bu arada soruların cevap anahtarları PDF'de mevcut değil. Ben senin için yine şunu yapacağım. Videonun açıklama kısmına hangi soru kaçıncı dakikadaysa oraya etiketleyeceğim. Sen de o dakikaya bastığın an o sorunun çözümünü göreceksin sadece. PDF'imizde 12 tane soru var ve ilk 12 soru. Yani bu ilk 12 soruda onu da açmam gerekiyorsa şöyle açabilirim ben sana. Hani bu problemlere başlamadan önce TYT'de ilk 12 soruluk bir kısım var ya, işte oradan bahsediyoruz sevgili gençler. Aslında herkesin ama nasıl olsa yaparım dediği ama yanlışlardan bir türlü kurtulamadığı kısım burası sevgili gençler. Dolayısıyla burayı şöyle sapasağlam çepeçevre bir ele almak gerekiyordu. Bundan kaynaklı ilk 12 soru kampı yapıyoruz sevgili gençler. 2 Şubat'ta 17 Şubat arasında kamp videolarımızı izleyebilirsiniz. İlk sorumuzla şöyle başlayalım artık. Soru 1. 4 tane ifade vermiş bize. Bu ifadelerden hangileri daima doğrudur şeklinde bir soru. İlk sorumuzda diyor ki, ilk ifademize diyor ki x kare tam sayısı çiftse x artı 2 çifttir. Şimdi x kare bir tam sayıymış ve çift bir tam sayıymış. X artı 2'nin çift olması gerektiğinden bahsediyor. Tabii şimdi burada direkt şu hatayı yapmayacağız. Eğer x kare çiftse x de çifttir demeyeceksin. Bu yok, bu yanlış. Şimdi x kare çiftse, mesela x kare 2 olursa x kare çift bir tam sayı olur ama x burada ne olur sevgili gençler? Kök 2 olur. Kök 2 sayısı tek mi çift mi bilmiyorsun. Peki kök 2 artı 2 tek mi çift mi? Kök 2'yi bilmeden kök 2 artı 2'yi de doğal olarak bilemeyeceksin. O halde birinci öncülümüze biz daima doğrudur. Doğru olabilirdi ama bu soru için doğru değil diyeceğiz sevgili gençler. Doğru nasıl olabilir hocam? Sen x kareyi 4 seçersen x de buradan eksi 2 veya artı 2 gelirdi. Dolayısıyla burada doğru olurdu. Ama x'i kök 2 seçersen x kare de 2 olacağı için yanlış olur dedik. Şimdi x kare tam sayısı tekse x kare artı 3 çifttir. Bakın x kareden bahsetmiş. Ben bunun tek sayı olduğundan artık eminim. Dolayısıyla burası tekse ben tekin üzerine tek eklediğim takdirde tek artı tek çift yapar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. X çift bir tam sayı ise 5x artı 4 çifttir demiş. Şimdi x'in tam sayı olduğundan bahsetmiş, sıkıntı yok o zaman. Nasıl bir tam sayı diyoruz? Çift. 5 kere çift kaç yapar? Çift yapar. Ben çiftin üzerine bir de 4 eklersem tabii ki sonuç yine çift olacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. 6x artı 1 tam sayısı tekse 6x tektir. Bakın şimdi şuraya yazalım, 6x artı 1. Ben bunun tekliğinden bahsediyorum. Doğal olarak 6x de sevgili gençler
tek eksi 1'den ne yapar? Çift yapar. Şimdi ben 6x'in çift olduğunu biliyorum. Burada x sayısı tek de olsa, çift de olsa sevgili gençler, ne olması gerekiyor? Karşılığı çift olması gerekiyor. Yani 6x artı 1 tam sayısı tekse 6x çifttir ama ben x'in tek veya çift olduğunu bilemem. Hatta x sayısı tam sayı olmayabilebilir. Yani ben 6x'in çift olması gerektiğini buldum ya şimdi. Gel güzel kardeşim seninle beraber x'i 1 bölü 3 seçelim. X 1 bölü 3 olursa 6 çarpı 1 bölü 3 sevgili gençler 2 yapacaktır ve 2 de çifttir sonuç olarak, doğru mu? Yani burada 2 dediğimiz şey 6x'in kendisi oluyor. Şimdi 2 çiftse 1 bölü 3 tek midir çift midir, buna karar dahi veremeyiz. Dolayısıyla 4. öncülümüzde kesinlikle veya daima doğrudur diyemeyiz. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani cevap Bursa seçeneğiymiş sevgili arkadaşlar. Güzel, ilk sorumuzu bitirdik. İkinci sorudayız. Tonga'ya düşen olmamıştır İnşallah. Verilen bir grup sayı ile sayı silme oyunu oynanmakta. Bu oyunda verilen sayıların arasından bir çarpımı oluşturanlar ve çarpım silinecek. Artık sayı silme işlemi yapılamadığında oyun bitecek. Şimdi şu kısım genelde, bakın sınavda da sevgili gençler, YKS'ye gireceksiniz. Sınavda da şöyle bir paragraf verilir. Bu paragraftan genelde okuduğunda zaten anlamazsın. Yani %90 anlamayacaksın sen orayı zaten. Genelde şurada verilen örnekle anlarsın. Eğer örnek varsa hemen şöyle soruya bakarken orada örnek olup olmadığını incelersin. Gözün zaten bunu görür. Hemen örneğe bak, oradan anlamaya çalış. Çünkü yukarıdan genelde bir defa daha okumak zorunda kalırsın soruyu anlayacağım diye. O yanılgıya düşme. Örnek üzerinden daha net anlarsın genelde. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6 sayıları verilecek bize. 2 kere 3, 6 olduğu için 2'yi, 3'ü ve 6'yı siliyoruz. Geriye 4 ve 5 kalıyor. Bu şekilde oynanıyor bu oyun. Şimdi altta bize verilen sayılar bunlar. Bu sayılar arasında sayı silme oyunu oynanınca oyun bitiminde hiç sayı kalmadığına göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi hemen bir düşünüyoruz. Arkadaşlar fazla da düşünmeye gerek yok. Bak şurada kök 5 var, burada 2 kök 5 var, burada da 10 var. Sen artık biliyorsun ki kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı 10. Yazalım hemen. 2 kök 5 ile kök 5'in çarpımının 10 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sayılar bir silinecek zaten. Demek ki 3, 6 ve x'ten de biz bu sayıları hem çarpıp hem de bir sonuç bulacağız. Mesela 3 kere 6 yaparsak bize x'i verebilir. 3 kere x yaptığımız zaman bize 6'yı, 6 kere x yaptığımız zaman da bize 3'ü verebilir. Soruyu da bu şekilde tüketmiş oluruz. X 18 olabilir, x 2 olabilir, x 1 bölü 2 olabilir. O halde 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 18 dersem doğru cevabın 18 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Cevap Edirne'ydi. Evet gençler, geçiyorum 3. soruma. Bir kutuda sarı ve kırmızı renkli oyun hamurlarından en az birer tane bulunmakta. Bu oyun hamurlarının her birinin rengine göre ağırlığı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Yani bu ne demek? Rengi sarı olan oyun hamurlarının bir tanesi 25 grammış. Rengi kırmızı olan oyun hamurlarının bir tanesinin ağırlığı da 40 grammış sevgili gençler. Kutudaki oyun hamurlarının toplam ağırlığı da yarım kiloymuş. Yarım kilodan kastı ne? Tabii ki 500 gram sevgili gençler. Pekala. Kutudaki oyun hamuru sayısı en fazla, maksimum kaçtır diye sorulmuş. Şimdi toplam ağırlığı bulabilmek için ben sarılardan x tane, kırmızılardan da y tane olduğunu düşünecek olursam 25 çarpı x artı 40 çarpı y. Burada da size genel bir yanılgıdan bahsetmek istiyorum. Şurayı 500 yapalım. Tamam, burası doğru değil mi? Yani x tane sarı 25x ağırlığındadır. Y tane kırmızı da 40y ağırlığındadır. Toplam ağırlık da 500. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi güzel kardeşlerim şunu yapacaksınız. Hani buraya x ve y ne olabilir diye düşünüyoruz ya. Mesela ben burada x'in hemen 20 olduğunu görebiliyorum. 20 olabileceğini görüyorum. Y'nin de 0 olabileceğini görüyorum. Ama oyun hamurlarından en az birer tane bulunmakta 0 bulunamayacak. Ama olsun, bu örüntüyü anlayabilmek için bu bizim için değerli. Şimdi şu olacak. Ben burayı 40 azaltıp burayı 25 arttırmam gerekiyor aslına bakarsan. Ama bunlar negatife düşüyor. Böyle de bir şey olamaz. Başka yok muymuş sağlayan diye burada sorudan kopabiliyorsunuz. Ama hani bu burayı arttırırken, bu kadar arttırırken, burayı bu kadar azaltırken, burayı bu kadar arttırma dediğimiz o yöntem var ya, o öyle çalışmıyor zaten. Onu öyle yapmayacaksın.
Şöyle yapacağım. Ben bunu 5'e böldüğüm zaman 5, bunu 5'e böldüğüm zaman 8. Yani bu 5 ile orantılı, bu da 8 ile orantılıdır mantığıyla. Burayı 8 azaltırken 12, burayı 5 artıracaksın 5. Yani sevgili gençler, 12 kere 25 artı 5 kere 40 da zaten 500 yapar. Ya da burayı yine 8 azalt 4, burayı yine 5 arttır 10. Burayı 8 azalttığımda eksi 4 yaptığı için artık onu yazmaya gerek yok. Yani sevgili gençler, sıfırdan da farklı olacağını bildiğimiz için bizim x ve y'imizin alabileceği değerler bunlar. X ve y'nin toplamı burası 17'dir, burası 14'tür. Acaba hangisi daha büyük? Tabii ki 17. O halde cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Yani 17 tane maksimum, 17 tane oyun hamuru vardır diyebiliriz sevgili gençler bu kutuda. Geçiyorum dördüncü soruma. Dördüncü soru, AB ve BA iki basamaklı sayılar. Buna göre AB artı BA bölü AB eksi BA çarpı A kare eksi B kare bölü A artı B'nin karesi. Bir çarpanları ayırma sorusu. İki kare farkı tam kare ve hem de sayı basamaklarına çözümleme yöntemini kullanacağımız bir soru. AB artı BA'nın sen 11 parantezinde A artı B olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bunu açıklamama gerek yok sanırım. Bölü AB'den BA çıktığı zaman da 9 parantezinde A eksi B olması gerektiğini biliyorsun. Hani olur da bilmiyorsan belki unutmuşsundur. Şurayı çözümlersen A artı AB'yi 10A artı B yapar. BA'yı çözümlersen 10B artı B yapacağı için bunları topladığın için 11 parantezinde A artı B gelecek. Aynı şekilde burayı da çıkarırsan 9 parantezinde A eksi B kaldığını görürsün. Çarpı A kare eksi B kareyi ben nasıl açarım? A eksi B çarpı A artı B biçiminde. Peki alttaki A artı B'nin karesi nedir? Arkadaşlar o da açmayacaksınız. A artı B çarpı A artı B olarak bırakırsanız çarpanlar ayırma konusunda gayet başarılı olabilirsiniz. A artı B'ler gitti. A eksi B'ler gitti. A artı B'ler yine gitti. Cevap 11 bölü 9'dur dersiniz. Bursa olarak işaretlersiniz sevgili gençler. Ya hocam sizin çözdüğünüz soruların TYT ile ne alakası var diye sormayın. Arkadaşlar emin olun karşınıza böyle sorular çıkabilir. TYT ve AYT o kadar zor sınavlar değil. Çözdüğünüz denemelerden çoğundan daha da basit sevgili gençler. Bunu da sakın unutmayınız. Beşinci sorumuz. Bir şifreleme programında her harfe karşılık farklı sayıyı, farklı bir sayıyı yazıp kelimelere karşılık gelen şifreler oluşturulmuştur. Programa yazılan bazı kelimeler ve bu kelimelere karşılık gelen şifreler aşağıda verilmiştir. Örnek veriyorum. Takip kelimesi 82756 yani 82756 ile kodlanmış. Parti kelimesi de 62985 ile kodlanmış. Her harfe karşılık bir rakam verilmiş diyebiliriz aslına bakarsanız. Bu programa yazılan üçüncü kelime rakettir. Raket kelimesine karşılık gelen şifre 12 ile tam bölünmektedir. Buna göre E harfine karşılık gelen sayı kaçtır diye sorulmuş. Güzel soru. Ne sorusu? Bölünebilme sorusu sevgili gençler. Konu olarak da bölünebilme. Bunu seçtik. Peki hocam bunun bölünebilmeyle ne alakası var? Önce oradaki sayısal mantığı çözeceksin. Daha sonrasında bölünebilme yapacaksın. Aslında olay bu. Peki burada hemen dikkatimizi çeken bazı rakamlar var mı şifresini bulabileceğimiz? Şöyle yaklaşalım soruya. Bakınız sevgili gençler, buradaki i harfi benim dikkatimi çekiyor. I burada 5 ile, burada da 5 ile şifrelenmiş. Demek ki raket kelimesinde biz hiç 5'i kullanmayacağız. Pekala. Burada sevgili gençler, K bizim işimize yarayacak ki zaten K 7 olarak karşımıza çıkar. Ki gerçekten aynı harfler aynı şeyle mi şifrelenmiş? A 2 ile, doğru. O zaman ben buraya 2 yazacağım. K sevgili gençler 7 ile. E harfi yoktu zaten. Onu bulmamız isteniyor zaten. R 9 ile sevgili gençler. Onu da yazdım. E harfi yoktu zaten. T harfi de 8 ile şifrelenmiş. Gördüğünüz üzere ben burayı bilmiyorum. E yazacağım buraya da. Artık bir bölünebilme sorusu bu. Nasıl bir bölünebilme sorusu? 92.700E8 diye bir sayımız var bizim. Ve ben buradaki E ile uğraşacağım. Diyor ki 12 ile tam bölünmekte. Şimdi 12 ile tam bölünüyorsa hem 3'ün sevgili gençler hem de 4'ün tam katıdır. Ya da hem 3'e hem de 4'e tam bölünebiliyordur. İkisine birden kontrol etmek gerekirse önce hangisiyle başlıyoruz? Sayının sonunu ilgilendiren bölünebilme kuralıyla, yani 4'le sevgili gençler başlayacağız. E8 sayısı eğer 4'ün bir katıysa, E8 sayısı 4'ün bir katıysa, burası 18 değil ama 28 olabilir, 38 değil ama 48, 58 değil ama 68 olabilir, 78 değil ama 88 olabilir ki zaten kafadan 88'i elemeniz lazım. Çünkü sevgili gençler 8 burada
Zaten T harfiyle özdeşleşmişti. T harfiyle kodlanmıştı. Bunu sildim. Peki 28 olabilir mi? Hocam 2'yi de zaten ben burada A ile şifrelemiştim. Peki hocam 68 olur mu? 6'yı da P ile şifrelemiştim. O da gitti. 48 sevgili gençler. Bakın burada eşit 4 kullanılmamış. Demek ki E harfine karşılık gelen sayı Bursa seçeneğindeki 4'tür diyebiliriz. Evet, geçtim. Güzel soruydu. 6. soruma geçtim artık. Aşağıda N kenarlı bir düzgün çokgen verilmiş. Buraya Y yazıp dışına da sevgili gençler bu şekilde N kenarlı bir çokgen. Buraya da X yazıldığı zaman X sayısının N ile bölümünden elde edilen bölüm Y'dir anlamına geliyor bu. Pekala, örnek veriyoruz. 14 sayısının 4 ile, neden 4? Çünkü bakın burada bir dörtgen var sevgili gençler. 14 sayısının 4 ile bölümünden bölüm 3 ve 3 sayısının 3 ile bölümünden elde edilen bölüm de 1'dir anlamına geliyor bu. Pekala, buna göre A sayısının kaça bölümünden? 6'ya, çünkü burada altıgen var. A sayısının 6'ya bölümünden elde edilen bölüm B'ymiş sevgili gençler. Doğru mu? Bakın 4 ile bölümünden bölüm 3'müş. Burada 3 yazıyordu. O zaman biz burada ne yazacağız? Bölüm B yazacağız. Ve B sayısının da sevgili gençler buradaki yine dörtgen olduğu için, şurası yine dörtgen olduğu için 4 ile bölümünden kalan bölüm de 3'müş. Şimdi gel gelelim, biz A artı B'nin maksimum değerini arıyoruz. Hadi bunları bir çevirelim. A sayısını ben nasıl yazarım? 6B artı bir de kalanı olabilir sevgili gençler. B sayısını nasıl oluştururum? 4 kere 3 artı bir de kalan olabilir. Buna da K2, buna da K1 diyelim. Şimdi arkadaşlarım, şurada bir kalanım var benim K1 diye. Burada da bir kalanımız var K2 diye. Buradaki K1'in de K2'nin de maksimum değerleri ulaşmasını sağlamamız gerekiyor ki A artı B çok çıksın. O halde buradaki K1'in maksimum değeri 6'dan bir küçüğüdür. Yani nedir? 5'tir. Biliyorsunuz ki kalan bölenden daha büyük veya eşit olamaz. O halde ben K'yı 5 seçeceğim. Peki hocam B'ye ne diyorsunuz? B de sevgili gençler, B sayısı için K2 4'ten bir küçüğünü alacağız, 3. O zaman B'yi buldum. 3 kere 4 12. 12'ye 3 eklersem B'nin maksimum değeri 15'tir. Getirirsin 15'i de buraya yazarsın. O halde A sayısı eşittir 6 kere 15 artı 5 dersiniz. 6 kere 15'in siz 90 olması gerektiğini biliyorsunuz. Bir de 5 eklerseniz sonucu bulmuşsunuz demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet, çözdük mü 6. sorumuzu da? 6'yı da çözdükten sonra artık 7. sorumuza doğru yol almanın vakti de gelmiştir diyoruz. Aşağıda verilen iki şekilde her renk farklı bir asal rakama karşılık gelmektedir. Her renk farklı bir asala karşılık geliyor. Bölmelere yazılacak rakamların toplamına da şeklin değeri deniliyor. Yani her renk sevgili gençler farklı bir asalken, demek ki bunların toplamı da sevgili gençler bize şeklin değerini verecek. Birinci şeklin değeri bir çift sayı olduğuna göre ikinci şeklin değeri en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar unutmayınız ki şurada verdiği şey önemli. Her renk farklı bir asal rakama karşılık geliyor. Yani bu asallar da rakam olacak zaten. Asal rakamlarımız ne var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Başka da bir halt yok zaten. Peki şurada yazanların her biri de tek, tek ve tek olmuş olsaydı bunların toplamı yine tek olurdu. 3 tane tek sayının toplamı tek. Ama bize ne demiş? Bir tanesi çift demiş. Demek ki sevgili gençler bu renklerden bir tanesi 2 ile kodlanmış. Çünkü elimizde asal olup da çift sayı olan sadece bir 2 var. Şimdi acaba hangisi 2? Acaba hangisi 2? Bize ne demiş? İkinci şeklin değeri maksimum kaçtır demiş. Ben gidip maviyi 2 seçemem. Niye? Mavi 2 seçersem burada bir sürü 2'miz olur. Ve 2 en küçük asal zaten. Toplamının yani şeklin değerinin çok olmasını engeller. O halde maviyi 2 seçmeyeceksin. Hocam ben peki şuradaki 7'yi de sildik, ne oluyor? Ben peki 2'yi sarıyı 2 seçsem, sarıyı da 2 seçme çünkü 2 tane sarı var karşıda. O zaman mecburen neyi 2 seçeceğim belli oldu. Kırmızı 2 seçeceksin. Kırmızı 2 ise burada en çok ne var? Mavi. O zaman mavi 7 seç kardeşim. Tamam mı? Burası zaten 2 idi. Hocam sarı. Sarıyı da 5 seçeceksin o zaman. Tamam, soru bitti. Hepsini toplayacaksın. Soruya elveda diyeceksin. 7 7 7 21 artı 5 5 2 de 12 yapar. Bunları toplarsan da 33 yapar. Zaten cevap da Adana seçeneğinde bize göz kırpıyordu. Evet, 7. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Gördüğünüz üzere sizi işlem olarak yormayan, sadece mantığınızı yürütmeniz gereken sorular sevgili gençler.
TYT zaten bu şekilde oluyor ve olacak da. Birbirinden ve birden farklı A ve B sayıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. A ile B'nin EBOB'u 1'miş. Bu sayılar hem birbirinden hem de birden farklı, bakın unutmayın. EBOB AB 1'miş. 1 bölü A artı 1 bölü B toplamı hesaplanırken de paydalar en küçük 36'da eşitleniyor. Şimdi şu ifade ne demek? Şu ne demek? Bu arkadaşlar A ile B'nin EKOK'u eşittir 36'dır demek. Var mı itirazı olan? Yoktur herhalde. Çünkü en küçük 36'da eşitlenmiş. Demek ki bunların en küçük ortak olan katı 36'ymış yani. EKOK'u 36'ymış. Pekala. EKOK'lar 36. EBOB'ları neydi sevgili gençler? EBOB diyorum. B yazıyorum. EBOB AB o da 1'miş. Şimdi o zaman ben şunu söyleyebilirim. Bir sayının EKOK'uyla EBOB'unun çarpımı o iki sayının çarpımına eşitti. Yani burası 36, burası da 1. O zaman bu sayıların çarpımı olan A çarpı B eşittir 36'dır diyebiliriz. Bir de EBOB'ları 1 olan iki sayının aslına bakarsanız aralarında asal olması gerektiğini de zaten biz biliyoruz. Bunu da zaten öğrenmiştik. Pekala. O halde ben artık şunu biliyorum. A ve B sayıları var. Çarpımları 36 ve bu sayılar aralarında da asal olacak. Tamam. 36'nın hemen çarpanlarını bulalım ya biz de o zaman. 36 sevgili gençler, iki tane sayının çarpımı olarak bir kere 36 diye yazılabilir ama birden farklı dediği için bunu siliyorum. 2 kere 18 yazılabilir ama aralarında asal değil, siliyorum. 3 kere 12 diye yazılabilir ama aralarında asal değil, sildim. 4 kere 9 diye yazılabilir, aralarında asaldır. Güzel, bir tane bulduk. Başka 6 kere 6 diye yazılır ama birbirinden farklı ve birbirinden farklı değil ve aralarında asal değil, gitti. Başka bir de 9 kere 4 diye başa döneceğiz ama bir tanesinin 4 diğerinin 9 olması gerektiğini bulduk artık biz. Bu sayıların farkının mutlak değeri sormuş. 4 ile 9'un farkı ya 5'tir ya da eksi 5'tir ama mutlak değeri daima ve her zaman 5'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, sorular güzel, tadından da yenmiyor. Geçtik sevgili gençler 9. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusunda soldan sağa ilk 3 sayının çarpımı 0 olup B ile D'nin çarpımı da negatiftir denilmiş sevgili gençler. Pekala. İlk 3 sayının çarpımı 0 diyor. Yani şu A çarpı B çarpı C'den bahsediyor değil mi? A çarpı B çarpı C kaçmış? 0. Güzel. Bir de diyor ki B ile D'nin çarpımı negatif. Yani B ile D'nin işaretleri farklı. Bir kere kardeşim sayı doğrusu üzerindesin sen. B'nin D'den daha küçük olması gerektiğini görüyorsun burada. B D'den küçükse ve bunların çarpımı negatifse, yani biri negatif biri pozitifse, bırak da D negatif olmasın. B negatifmiş, D de pozitifmiş. Şimdi bu negatif, bu pozitifse C'ye ne kalır? Bunların çarpımı sıfırsa mecburi olarak sıfır kalır ve A'nın da negatif olması gerektiğini biz buradan bulmuş olduk. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar A ile B'nin toplamı bir kere negatiftir. İki tane negatifin toplamı. D pozitiftir. Negatifi pozitife bölerseniz pozitif değil negatif olur. Alana gitti. D'den A'yı çıkarmış. Yani büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkarıyor. O halde buranın sonucu pozitiftir. Bunu da gitmiş negatife bölmüş. Pozitif bölü negatif negatiftir. Pozitif değildir. Bu da gitti. A'dan C'yi çıkarmış. Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış. O halde burası negatiftir. Bölü B var. B de negatifti. Negatifi negatife bölerseniz sonuç negatif değil pozitif olur. Bu da gitti. A ile B'nin toplamı, iki tane negatifin toplamı negatiftir. D'den de C'yi çıkarmış. Yani büyükten küçüğü çıkardığı için pozitiftir. Negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölerseniz tabii ki de negatif olur. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Edirne'ye de bakalım, ayıp olmasın. A'dan D'yi çıkarırsak küçükten büyük çıktığı için negatiftir. Bakın küçükten büyük çıkmış. B'den de C'yi çıkarmış. Yine küçükten büyüğü çıkardığı için negatiftir. Negatifi negatife bölerseniz sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Edirne seçeneği de bu sebepten ötürü gidecektir sevgili gençler. Evet. 9. sorumuzu da çözdük. Artık geçiyoruz 10. sorumuza doğru. Sanki böyle bir TYT sınavında gibi hissettim kendimi, bilmiyorum. Sen de hissettin mi? Yani bu soruların güzelliğinden midir? Benim böyle ne bileyim sizinle beraber sınav heyecanını yaşadığımdan kaynaklı olabilir, bilmiyorum. A ve B birer gerçek sayıdır. A kere B A kareden küçükmüş ve A kare de A'dan küçükmüş. Şimdi bir sayının karesi kendisinden küçükse bir kere o sayı %100 pozitiftir sevgili gençler. Çünkü niye biliyor musunuz? A kare zaten en küçük sıfırdır. Sıfırdan büyük olan sayı da zaten pozitiftir. O halde A'nın ben pozitif olması gerektiğini buradan bir kaptım. Şimdi karesi pozitifmiş bak sayı. Karesi de kendisinden küçükmüş. Ulan bu sayı nerededir o zaman? Bu sayı
0 ile 1 aralığındaki bir pozitif sayıdır sevgili gençler. Yani reel sayı. Sonuçta gerçek sayı olduğunu söylemiş. Tam sayı falan demiyor bize. E pekala, a 0 ile 1 arasındayken a kere b de a kareden daha küçükmüş. Bunu da biliyoruz artık. Pekala, şu yorumumuz bir kalsın. Diyor ki a ve b sayılarının yerleriyle alakalı diyor. Hangileri kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. Bir kere ben a'nın pozitif olduğunu biliyorum. Eğer a'yı negatif olarak gösteren bir şıkkımız varsa direkt eleyebilirsin. Var mı? Pozitif, pozitif, pozitif. Şimdi bu tamam, bunda sıkıntı yok. Peki sevgili gençler, ben a'nın 0 ile 1 arasında olması gerektiğini de biliyordum. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi geçelim b'ye. Bakın, b burada eğer negatif olursa, negatif bir sayıyla pozitif a sayısını çarptığım zaman negatif bir sayı yapar. Negatif olan sayı da a kareden daima küçüktür. Doğru mu? Doğru. O halde birinci öncülümüz kesinlikle doğru. Buna yanlış, kesinlikle yanlış diyemeyiz. Bir olanların hepsini silebilirsiniz. Gitti. Bakın ona da dikkat edin. Kesinlikle yanlış olanı soruyor. Çoğunuz burada genelde soruların %90'ından fazlasında hangisi kesinlikle doğrudur diye sorduğu için doğruları işaretleyip şıkkada onu koyuyorlar. Hemen işaretliyorsun. Aman yapma bunu sakın. İkinciye bakalım. A pozitiftir. Tamam, onda sıkıntı yok. Ama B A'dan daha büyük bir sayıdır diyor. Şimdi kesinlikle yanlış olanı soruyor bize. Şöyle düşünebiliriz sevgili gençler. Mesela ben A'yı 1 bölü 2 seçsem. A 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? Şurada 1 bölü 4 yapar. Şöyle yapalım. A'yı 1 bölü 2 seçmişken B'yi de A'dan biraz daha büyük bir şey seçersem. Kim mesela? Burası 1 bölü 2 dediğimiz şey 2 bölü 4'tür. Ve ben de bunu 2 bölü 4'ten biraz daha büyük olan 3 bölü 4'ü seçtim. Örnek veriyorum. Yani onu da 0 ile 1 arasında seçeyim dedim. Ben bunları çarparsam şurası gider 2. 3 bölü 8 olur sevgili gençler. Ve 3 bölü 8 farkındaysanız 1 bölü 4 dediğim sayıdan daha da büyüktür. Yani arkadaşlarım B büyük olursa A kere B A kareden daha büyük olmak zorundadır. Bir kere bunu şöyle düşünebilirsiniz zaten. A kere B küçüktür. A kere A yaparsanız A'lar pozitif olduğu için canınız sağ olsun. A çatır çatır sadeleştirebilirsiniz. Ve B'nin A'dan daha küçük olması gerektiği de buradan zaten ortaya çıkıyor. İster değer verin, ister bu şekilde mantığınızı konuşturun ve eşitsizlik çözer gibi çözün bunu. Her türlü çıkarabilirsiniz. B A'dan küçükse demek ki ikinci öncülümüz %100 yanlıştır. Çünkü burada B'yi A'dan büyük olarak atletmiş. Üçüncüsüne bakarsak da B A'dan küçüktür ve pozitiftir diyor. Şimdi küçüktür ve pozitif algısı B zaten A'dan küçükse doğrudur. Peki negatif olabilir miydi? Şimdi burada kesinlikle yanlış olanı sormuş. Ama ben zaten buraya kesinlikle yanlış diyemiyorum. B'nin A'dan zaten küçük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sevgili gençler bu da doğru olabilir. Cevabımız kesinlikle yanlış olan yalnız 2'dir diyebiliriz sevgili dostlar. Bir kere daha burada uyarmak istiyorum sizi. Şöyle bir ifade çıkarsa karşınıza, buna dikkat edin. İster burada doğru yazsın, ister yanlış yazsın. Kesinlikle diye soruyorsa sevgili gençler, mutlaka o öncüllerin içerisinde birinde özellikle büyük bir çeldirici vardır. Ona mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum özellikle limit türev integralde. Aman ha, aman ha. Evet, 11. sorumuzdayız. Bir kişinin ayakkabı numarası P santimetre birimine göre olmak üzere 5P bölü 4 artı 7. Bu da eşittir N olarak. Bu da bize numarayı veriyormuş. Eşitliği de bulunur. Eğer ayakkabı alacak kişinin ayakkabı numarası tam sayı değilse, kişinin ayakkabı numarası bir üst numaraya yuvarlanır. Bir ayakkabı mağazasına gün içinde ayak ölçüsü P'si 28'den büyük veya eşit 30'dan da küçük olan kişiler gelmiş. Buna göre mağazada en az kaç çeşit numara bulunmalıdır diye sorulmuş bize sevgili gençler. Şimdi diyor ki ayakkabı alacak kişinin ayakkabı numarası tam sayı değilse demiş. Değil mi? Yani ayak uzunluğu tam sayı değilse dememiş bize. Şimdi sevgili gençler burada bizim elimizde P'nin değer aralığı var. Yani ben bu P'nin değer aralığını şu şekilde belirleyebilirim. 28 küçük veya eşittir P, küçüktür 30 dedim. Bize ne lazım? Hacı 5P lazım. O zaman 5P'yi bulursun sen de. 5 kere 28, 120 artı 40'tan 100 artı 40'tan 140 küçük veya eşittir 5P, o da küçüktür 150 dedik ve ben bunu 4'e bölmek istiyorum çünkü bize 5P bölü 4 lazım. Bunu 4'e bölerseniz sevgili gençler 14'ün içerisinde 2 defa var, 20'nin içerisinde
Bakalım yanlış mı yapıyorum, yanlış mı düşünüyorum? Çünkü 140 zaten tam bölünüyor değil mi? Tamam, güzel. Sıkıntı yok. 4'e bölersek biz 140'ı, buraya niye 2 yazdım onu da bilmiyorum. 30, 5 yapar. Küçük veya eşittir 5P bölü 4. O da küçüktür. Şurası 150 idi. 150'yi bölersek de sevgili gençler 37,5 mu yapar? 37,5 gelir 4'e böldüğümüz takdirde. 5P bölü 4 burada. Peki artı 7 nerede sevgili gençler? Artı 7'sini de yazmasak da olur ama yazalım. 42 küçük veya eşittir 5P bölü 4. O da küçüktür. 7 eklersem 44,5 yapar sevgili gençler. Tamam. Şimdi tabii bir de burada neyimiz var? Artı 7'miz ve artık şurası ne oluyor sevgili gençler? 5P bölü 4 artı 7'miz bizim neyimiz? N'miz. Yani ayakkabı numaramız. Şimdi ayakkabı numarası adamın burada 42 olabiliyor. 42 ise 42 numaralı ayakkabı mecbur bulunacak. Ama 42 küsurat bir şeyse veya 43 ise 43 numaralı ayakkabı bulunması lazım. 43 veya 43 küsuratsa 44 bulunması lazım. Yazamadım 44'ü. 44 bulunması lazım. 44 küsuratsa, yani sonuçta 44,5'a kadar gidebiliyor. 44 küsuratsa da sevgili gençler 45 numaralı ayakkabı bulunmak zorunda bu müşteriye satabilmek için. Toplamda 4 tane ayakkabı çeşidi, ayakkabı numarası çeşidi bulundurursak bu ayakkabıdan bu müşterimiz bir ayakkabıyı satın alabilecektir. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan'dır diyebiliriz sevgili gençler. Ve geçtik 12. sorumuza. Son sorumuz sevgili gençler. Tadında bırakmakta her zaman fayda vardır. Hocam keşke biraz daha olsaydı deme. Zaten 40 soru çözümleri yapıyorum. Limit türev integral kampı yapıyorum. İlk 12 soru kampı yapıyoruz ama merak etme. Yazıda da yazmıştım ya topluluk kısmında. En az 7-8 tane daha proje var aklımda. Hepsini hayata geçirmeye çalışıyorum. Sen hiç merak etme. Yani soruya doyacaksın. Hiç sıkıntı yok. Aşağıda bazı ortamların sıcaklıkları verilmiş bize soruda. Ben soruyu çözmeyeceğim bu arada. Yani şimdi çözmeyeceğim. Çünkü şu an araya bir ne derler ona? Bir marka yerleştirme uygulamam lazım. Evet. Evet. Şu an tam şu an subliminal bir mesaj vermek zorundayım. Çok da subliminal olmayacak. Bilinçaltı olmayacak. Çünkü açık açık beyan edeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Bu beni sadece mutlu eder. Hiçbirini yapmayacaksan da içinden bana hocam Allah razı olsun ya iyi ki çözdüm bu soruları demen de yeterli olacaktır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi 12. sorumuz bazı ortamların sıcaklıkları verilmiştir. Herhangi bir ortamdan alınan bir yiyeceğin sıcaklığı alındığı ortamla aynıdır. Oda, buzdolabı ve fırından alınan birer yiyeceğin sıcaklıkları santigrat derece birimine göre karışık olarak A, B ve C'dir. A eksi B'nin mutlak değeri artı B eksi C'nin mutlak değeri eşittir C eksi A olduğuna göre sıcaklığı B olan nesne oda, buzdolabı, fırın ortamlarından hangilerinden alınmış olabilir diye soruluyor bize. Şimdi odanın, buzdolabının ve fırından alınan yiyeceğin sıcaklıkları A, B, C'dir diyor. Tabii şimdi şurada verilmiş 25, 4 ve 100 olarak verilmiş fakat hangisinin A, hangisinin B, hangisinin C olduğunu bilmiyorsun. Sıkıntı orada. Yani sıkıntı burada ama çok da karışık bir olay değil zaten. Merak etme. Kolay bir düşünceyle çözebilirsin bunu. Şimdi sevgili gençler, sonucun C eksi A çıkması için çabalayacağız biz. C eksi A. Şurada C yok, şanslıyız. Buradaki ise sevgili gençler B eksi C ya. Hop bu eksi C dışarı nasıl çıkmış? C diye çıkmış. Demek ki ben şunu biliyorum. BC'den daha küçükmüş ki bu şekilde çıkmış. BC'den küçük olduğu için de burası C eksi B diye çıkmıştır. Tabii şimdi bize burada ne lazım? Eksi a lazım. Burada da eksi a yok zaten. Demek ki a eksi b de eksiyle çarpılarak çıkmış. Niye? Derdi ne bunun? Demek ki a b'den küçükmüş. O halde a b'den küçükse de bunu böyle yazarım. Ve a'nın b'den, b'nin de c'den daha küçük olması gerektiği karşıma direkt çıkacaktır zaten. Şimdi burada 4 küçüktür, 25 küçüktür, 100 de diyemez miyiz? Demek ki bu a'ymış, bu b'ymiş, bu da c'ymiş sevgili gençler. Ve pardon. Diyor ki B olan nesne oda mıdır, buzdolabı mıdır, fırın mıdır? Arkadaşlar 25 santigrat derece hangisi ise sadece o olabilir. Yani sadece ama sadece oda olabilir. Cevabımız da Adana seçeneğidir diyebiliriz. Evet, videoyu bitirdik. Artık diğer videolarımızda ve diğer konularımızda sıra. Yarın sevgili gençler limit türev integral soru kampını başlatıyoruz.
Limit türev integral soru kamplarında da 8'er tane soru olacak her videoda. Ama öyle böyle 8'er soru değil. Yani ne ben sorayım ne siz söyleyin. Zor mu? Ha, zorları da var arada. Ama böyle var ya, soruyu çözdükten sonra sana şunu dedirtecek sorular. Oha lan, yani böyle de soru olur mu be? Yuh be falan diyeceksin sorularda. Haberin olsun. Yani güzel sorular. Benim seçtiğim sorular öyle, hani nasıl diyeyim, açıp da PDF, aa şu soru güzelmiş hadi bunu alayım, şu soru da güzelmiş hadi bunu da alayım, bu soru da güzelmiş de değil de hadi şu soruyu alayım, şu soruyu alayım, şu soruyu alayım, kamp yapıyoruz arkadaşlar demiyor. Oturup soruları çözüyorum. Yapılabilecek yanlışlara, hatalara bakıyorum. Hani diyorum ki, aa öğrenciler bunu çözerken her zaman hata yapıyor, ben o soruyu da alayım da onlara da yanlışlarını hatırlatayım, bir daha bu yanlışları yapmasınlar bari diye seçtiğim soru sayı, sorular bile var sevgili gençler, haberiniz olsun. Çok güzel sorulardan oluşuyor. Programı ben size vermiştim zaten. Bu iki hafta boyunca iki tane sevgili gençler 40 soruda bir konu kampınız olacak. Sorularınız olacak, videolarınız olacak. 6 tane ilk 12 soru olacak. 8 tane limit türev integral videosu gelecek. Bu seri tabi beğenilirse devamı da niye gelmesin? Yani siz diyorsanız hocam bunlar çok tatlı oluyor, çok güzel oluyor diye söylerseniz bana, bayağı bir rağbet gelirse ben bunun devamını da getiririm. Farklı konular içinde, haberiniz olsun. Evet, kalemimizi bırakabiliriz. Sevgili gençler, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, bol bol da matematik çalışmayı unutmayın.